Merhaba arkadaşlar. Evet okula gitmeyenler yok yazılmayacak onu belirtmiş olalım. Yani yok yazılacak ama devamı işlemeyecek. Bu konuyla alakalı birkaç ayrıntı daha vermek istiyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimiz bu videoyu izlesin. Ve yine şunu söylemem gerekiyor. Bu videoya en az bir 50 beğeni bekliyorum sizlerden onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi e, ortaokul lise öğrencileri perşembe ve cuma günü yani yarın ve ertesi gün. Ee, okula gitmediğinde herhangi bir şekilde devamsızlık işlenmeyecek. Yani yok yazılabilir. Yani hani o sınıf defterinde yok yazılabilir ama bu e-okula işlenmeyecek. Çünkü e-okul kapandı arkadaşlar. E-okul sistemi kapandı ve kapandığından dolayı bu e-okula işlemeyecek devamsızlığa. Onu sizlere söyleyelim. Zaten bugün de muhtemelen işlememiştir birçoğunuzun. Onu da söyleyelim. Ha, bu e, işlenmeyen devamsızlıklar ikinci dönemde işlenecek yani e, ikinci dönem okullar açıldığında mı e okula işlenecek? Hayır arkadaşlar, işlenmeyecek. Onu söyleyelim yani bu dönemde işlenmeyen bu dönemde kalacak. Bir dahaki dönem, ikinci dönemde hadi bunları e okula geçirelim gibi vesaire bir şey olmayacak. Böyle bir durum yaşanmayacak arkadaşlar. Sizlere de bunu açıklamış ve söylemiş olalım. E, şu anlık durum bu şekilde. Dediğimiz gibi e, yapılan e-okul sisteminin kapanması bu şekilde. dönem herhangi bir şekilde işlenmiyor bunlar. Onu sizlere e, hatırlatmış olalım. Ve okula da gitmezseniz yarın veya öbür gün e, herhangi bir şekilde bu yok yazılmayacak arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü geçen sene de böyleydi. Aynı şey yine bu sene de yaşanacak. Onu da belirtmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.